Bu hastalardaki damar darlığı %40 ila 70 arasında. %70'in üstündeki darlıklar ciddi darlıklar. Ve bu hastaların çoğu da herhangi bir test yapılmadan kateter laboratuvarına gelmiş oluyor. Yani ne efor yapılmış, ne talyum yapılmış, ne ekokardiyografileri var. Öyle olunca da bu hastalardaki bu darlık, %40 ila 70'lik darlık gerçekten iskemi oluşturuyor mu? Hastanın kalp kasının beslenmesini bozuyor mu? Görsel olarak bunu söylemek mümkün değil. Yapılan çok ciddi çalışmalar var ve benim diyen, ben bu darlık önemli midir, değil midir anlarım diyen birçok ekspere sorulmuş bu vakalar. Ve önemli diyorsanız %50'ler oranında yanılıyorsunuz. Önemsiz diyorsanız yine %50'ler oranında yanılıyorsunuz. Yani gözümüzle bakarak karar vermek her zaman çok doğru olmayabiliyor. Peki bu vakalar için biz ne yapıyoruz? Bu vakalar için farklı bir yöntem var. Biz de 1999 yılından beri bunu uyguluyoruz. Uygun olan hastalarımızda. O darlığı geçiyoruz bir basınç ölçer telle. O darlığın arkasındaki ve önündeki basınçların oranına bakıyoruz. Eğer bu oran 0.8'in altındaysa bu darlık ciddi demektir. Onu aynı seansta stentliyoruz. Ama 0.8'in üstünde ise bu darlık önemsizdir. Bu hastayı ilaçla takip etmek daha uygundur. Neden açmayalım madem girdik oraya? Darlık da var. Niye açmıyoruz? Çünkü önemsiz, sorun yaratmayan, kalp kasının kanlanmasını bozmayan bir darlığa müdahale etmek hastaya bir risk oluşturuyor. Oraya koyduğunuz stent sırasında komplikasyon olabilir. O stentin tekrar daralma riski vardır. Yani iyilik yapacağınıza kötülük yapmış oluyorsunuz hastaya. Bu nedenle de mutlak iskeminin varlığı, yani kalp kasının beslenmediğinin gösterilmesi çok önemli. Kanıta dayalı tıp diyoruz. Kanıt yoksa hastaya gereksiz bir işlem yapmaya hakkınız yok. Bu yönteme FFR diyoruz. Yani damarın distali ile proksimal arasındaki basınçların, darlıktan önceki ile sonraki basınçların oranlanması işlemine FFR diyoruz. Bunun sonucuna göre de hastaya güncel, kanıta dayalı tedaviyi uyguluyoruz. Bypass'a giden hastalar için de aynı şey geçerli. 3 damar dar diyoruz, bypass'a gönderelim. Ama 3 damara FFR yaptığınızda bu 3 damarın hiçbirinin önemli olmadığını bulabilirsiniz. Hasta ilaç tedavisiyle eve gidebilir. Biri önemliyse o tek damara stent koyarsınız, diğer iki damarı ilaçla takip edersiniz, hastayı evine gönderirsiniz. Hekimin görevi öncelikle hastasına zarar vermemek. Bu tıbbın temel kuralı. Bunu yapabilmek için de mutlaka objektif kanıtlarınız olması gerekiyor elinizde. FFR bunlardan biri.